Evet dostlar, hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosu, yepyeni bir sürüm güncellemesi gününden selamlıyorum sizleri. Bugün itibariyle dostlar artık 1.6 geldi ve ben yanlışlıkla kendi hesabıma sürüm attım. Evet, kendi hesabına sürüm atan ilk oyuncu olarak ilan ediyorum. Artık hesabıma giremiyorum. Hiçbir şekilde erişim sağlayamıyorum. Maalesef emülatörden hiçbir şekilde oyuna giremiyorum bu olay düzelene kadar. Görmüş olduğunuz gibi kendime sürüm attım. Bunu nasıl yaptım ve bunu nasıl çözeceğim? Ayrıyetten 1.6 sürümüne geçemeyen sizler, şu an hala güncelleme yapamamış olanlar için de bilgileri paylaşacağım. Merak etmeyin, bunu attım kendime sürüm ama çözeceğim, problem yok. Sürüm atmak buymuş yani, bu değilmiş. Onu bugün ben de anlamış oldum şu anda. Videoya geçmeden birer like atmayı kesinlikle unutmayın dostlar. Çünkü şu anda oyuna gelecek efsane bir geliştirilebilir M416 göreceğiz. Resmen böyle ledli metli ışıklı mışıklı bayağı iyi. Aynı zamanda yeni bir tane barrel desenimiz var. Onlara bakacağız. Aynı zamanda bu güncellemeyi falan ve ayrıyetten tabletten de göstereceğim. Hepsini göstereceğim. O zaman başlayalım. Şimdi ilk olayımız abi, bak Bulut, buradasın değil mi? Buradayım bak. İlk olay. Hiç gitmedim ki. Bak şu M416'ya şu barrel'a bak şimdi. İyiyiz bak, barrel. Geliştirilebilir M416 geliştirilebilir kardeşim. İyiymiş ha. Bak tipe bak şimdi. M4 iyi duruyor. Abi baksana şuna. Uy. Vallahi bakmamıştım. Çok iyi duruyor. Şimdi dostlar, oyunumuza yakın zamanda şöyle bir geliştirilebilir M416 geliyor. YouTube'da Matt Temisa diye bir kanal var. Orası atmış. Oradan izliyorum. Kendisine de buradan sevgiler. İnanılmaz yapılmış. Yani bunu direkt alırım ben abi. Bu tarz skinleri çok seviyorum. Evet. Alsana bana. Sana da bağlayayım. Ben de alsana bana. Ya onu karıştırma ya. Birinci seviyesi nasıl? Yeter diyorum ya bana bu. Vallahi dostlar bir şey değil mi? Belki de bir geliştirilebilir silahın yani en iyi bir seviyesi. Yani bu zamana kadar gelip gelmiş en iyi bir seviye hali. Mesela şey yapabilirlerdi. Işıklar hiç geçmezdi bir seviye halinde değil mi? He, dümdüz yaparlar. Dümdüz olurdu ama bir seviye halinde bile o led ışıkların geçmesini ve dolanmasını şey yapmışlar yani. Bu güzel bir şey abi. Bir seviyesini bile alsan. Durum mesajımı. Bak şunu söyleyeyim mesela. Evet, bu kill efekti de mesela bir seviyesi lobide elinde ya da hani arkaya koyuyoruz ya, lobide silahları arkaya koyuyoruz be. Orada çok kıyak durur. Bu geliştirilebilir, gelişmiş hali 3. seviyesi. Abi ışık çok güzel geçiyor. Çok güzel bir geçiş. Yavaş geçiyor. Galaktik. Acaba adı Tekno. Ha, Tekno M416. Teknolojik bir skin. Teknolojik. Teknolojik M416 arkadaşlar. Bak. Hele. Oy, orada da bir led çaktı bak. Oy. Orada bir ışık çarpışması oldu. Arkadaşlar burada demin bir ses geldiyse koltuktan geliyor, haberiniz olsun. Tekerli biraz şey oldu da. Freni. Ya şu çok gereksiz ama. Ya evet, şu silah süslemesi var. Bir de bunun için gidiyoruz. 5 istiyor. 5 malzeme harcıyoruz. Aynen, inanılmaz gerçekten. Bak bu da final hali abi, son. Nasıl? Abi bildiğin şey yani, bir oyundan örnek vermeyeyim de. Yoldaki silahlara benziyor. Yok oğlum, o oyun buradan görmüştür Bulut. Yok şeyinden dedim ya, teknolojik ya. He, teknolojik tabii, teknolojik olması. Bir de Bulut bak, bu elinde, bir de lobide arkaya koyuyoruz ya, anladın mı panele? Orada efsane evet, durur ya. Abi. Aha bu da şey, ölüm sandığı. Kutusu. Evet, kutusu kardeşim. Ama çok bence dikkat çekip göz alabilecek bir kutu diye düşünüyorum dostlar ben. Sizler de ne düşünüyorsunuz yeni geliştirilebilir M416'ımız hakkında? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hey, birlikte tartışalım. Bak, kutu klasik kutu gibi ama teknoloji galiba. Onu güzel aynen etmişse. Aynen ama biraz bence çok dikkat, mesela o şeyin çıkması falan dikkat dağıtabilir. Hani faydasını aslında. Abi şey kadar çekmez yani. Kardan adam var haritada. Ya, o da doğru harbiden. On, o mesela maskaranınkine falan ben hala sıkıyorum bu arada görünce yanlış şekilde. Sana da oluyor değil mi? Oluyor, sıkıyor uzaktan görürüz. Şimdi dostlar, sırada M762 tamam var. Yani. M762'ye de bir tane geliştirilebilir geliyor. Büyük ihtimalle ikisi aynı zamanda mı gelecek bilmiyorum. İkisi de Tekno galiba. Bak geri al. Çin'deki geliştirilebilir silah uzmanı o adam. Tuşa bastı. Bak bu değil mi? Bakıyorum, nasıl yaptım ama. Silahı geliştiriyor yani. Bak ne yaptı silahı, bak ağzına tükürdüğüne bak. Vallahi arkadaşlar önümüzde inanılmaz güncellemeler var. Şimdi 1.6'dan da bahsedeceğiz birazdan. Bu Deeply Precision. Precision. Evet, teknolojik görünüyor bu da. Ölümcül bir şey ama ne? Dur bakayım neymiş. Şimdi bu birinci seviyesi abi. Birinci seviyesi demin baktığımız M4'e göre mesela hiçbir şey. O yüzden diyorum ya, o M4'te o ışıkları hiç geçirmeyebilirlerdi yani birinci seviyesinde.
O yüzden doğru yaptılar değil mi? Bak bunda yok, hiçbir şey yok. Bu da kill efekti abi. Işıklar falan hani. Arada bir Steam logosu geçiyor, niye oldu anlamadım. logo geçiyor. Facebook falan gördüm. Bu üçüncü seviyesi arkadaşlar, ölüm mesajından bir evvel. Ölüm mesajına bakalım. Hadi artık çok çabuk. Oy! Kapanıyor yukarıda. Cetvelli. Cetvelli ölüm mesajı. Cetvelli, harbiden cetvel bu arada Bulut. Alta evet. Bak oran var. Evet, niye, evet. Ne alaka? Precision ne demek? Translate'den bakar mısın? Ölüm terzisi mi acaba? Bak elim, arkadaşlar elim böyle oldu, yanlış anlamayın. Bulut, ben bir şey anlatırken elim nah oluyor. Elim nah oluyor. O da... Bu arada final hali bu desenimizin. Ben şeyi daha çok beğendim ya. Bak bu da ölüm sandı. Arkadaşlar Beryl mı M416 mı onu seçin. Bana göre M416 fark atmış. Zaten çok daha fazla kullandığımız bir silah. Baya güzel. Bence o hani M416 maskaraya ve kertenkeleye rakip olarak gelecek diye düşünüyorum. Buz diyarının rakibi olamaz hiçbiri. Çünkü buz diyarında abi vurma efekti var. Doğru değil mi? Vurma efekti oldu mu bitti abi o iş. Şimdi dostlar gelelim bugün gelen 1.6 güncellemesine ve bununla ilgili detaylara. Neler gelmiş neler gitmiş. Ama ondan önce hemen tablete geçmem gerekiyor. Çünkü kendime az önce yanlışlıkla sürüm attım. Emülatörden de bunun nasıl... Hatta öncelikle emülatörden güncellemeyi nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Bulut demin yaptı ama bende olmuyordu. Hala bug'da olabilir ama siz deneyin, kesinlikle olacak. Android'ler de bu arada aynı sistemi denesinler. Emülatörde anlatıyorum. Android'de de aynı şeyi Google Play Store'a girip yapacaksınız. Şimdi dostlar... Hemen şöyle emülatörümüzü bir açıyoruz. Nasıl yapacağınızı göstereyim emülatörcüler. Bulut demin aynı taktikte vallahi yaptı. 1.6'da şu anda ama benim bug'da ben olmadı yani. Ama direkt buraya gelmiş şu an. Arkadaşlar taktik bu değil, yanlış anlamayın da. Şu an sanırım sorun düzelmiş. Ama hala yapamayanların olacağını düşünüyorum ben. Ama şey yine herkese gelmemiştir. Herkese gelmeyecek bu, biliyorum. Bug'lı oluyor çünkü. O yüzden aynen. Şu bir dolsun, ben o şeyi göstereyim. O F9 taktiğini göstereyim değil mi? Akşama kadar gelmiyor çoğu kişiye. Evet. O esnada da nasıl kendime sürüm attığımdan bahsedeyim dostlar. Şimdi şöyle... aynı zamanda Apple'dan da yapıyordum güncellemeyi. Hani Android'den hani böyle geceden beri kovalıyoruz falan, nasıl yapsak, sabahtan beri özür dilerim. Hani nasıl yapsak, nasıl güncellesek, bakalım şuna bir an önce falan gibi. İşte tablette Apple'a geldi hele şükür. Saat böyle ne zaman? 10 gibi falan, 10.30 gibi Apple'a geldi, yanlış olmasın. O sırada ben güncellemeye başladım ve kendi hesabıma tak diye otomatik giriş yapınca daha yüksek bir sürüm olduğu için bu. Hiçbir yerden girememeye başladım ama nihayet şu anda şey düzeldi. Bakın bu 1.6 sürümde mesela. Şöyle göstereyim. Ekrana. Bitki tehdidi diye mod var gördünüz mü? Neyse ki birazdan şimdi kendi emülatörümüzden bakacağız ona. Yarilo istilası. Yarilo. Geçen yayında dostlar dilim sürçtü. Yarako dedim yanlışlıkla ona. Daha sonra Yarako güncellemesinin geldiğini zannediyorlar. Özür dilerim, o gün sadece dilim sürçtü. Yarilo istilası arkadaşlar. Güncellememizin adı Yarilo, lütfen. Ha şimdi bak, güncelleme yapmadan önce şunu göstereceğim. Arkadaşlar normal bir şekilde oyununuzu açarken buradan geriye basacaksınız. Doğru değil mi Bulut? Bulut demin bana öğretti bunu. Doğru. F9 yapacaksınız. F9 yaptığınızda evet. Burada gizli bir bölge açılıyor abi, tamam mı? Buradan tarayıcıya basıyorsunuz. Buraya Google Play... Bir dakika, şuraya Google Play yazıyorsunuz, tamam. Bak zaten ben... Bak güncellemeseydin keşke, gözükürdü onu. Evet ama güncelleye basmak zorunda tutuyordu. Buradan dostlar Google Play'e basıyorsunuz. Ardından PUBG Mobile'a giriyorsunuz. Ardından burada güncelle yazıyor dostlar. Buna emin olun ki olacak. Deneyin. Kesin olarak olacak. Denedikten sonra gelip teşekkür edebilirsiniz. Yani bir deneyin. Tamam mı? Emülatörcüler yapamıyorsanız deneyin. Çünkü Bulut daha demin gözümün önünde aynı şekilde yaptı. Bana şu anda bir anda kendisi geldi. Bilmiyorum niye. Biliyorsunuz her sürüm güncellemesinde herkes farklı bir şey yapıyor böyle. Herkese farklı saatte geliyor. Aynen öyle. Şimdi bakalım yeni 1.6 sürümünde neler var. Beta'da bahsettiğimizin ne kadarı gelmiş veya Runic, efendime söyleyeyim Weekend'i gibi gelmeyenler ne zaman gelecek, hepsinden detaylı bahsedelim. Bu arada arkadaşlar yeni arka planımız bu. Bildiğiniz gibi bu tapınaklarımız uçacak falan. Onlar geldi şu anda. Erangel'a o göstermiş olduğumuz mod var. Yukarı çıkıp orada arena gibi fight tutuyorduk. Rank kasanlar için müjde dedik. Oradan topladığımız puanlarla AVM alabileceğiz dedik. Orada süre geçmiş oluyor. Zaten orada ölseniz bir de bir daha doğuyorsunuz ve bu şekilde süre ilerliyor ve siz daha sıralamada daha aşağı kalıyorsunuz. Otomatikman artı alıyorsunuz, eksi yemiyorsunuz. Oğlum yeter artık, daha fazla özellik söyleme. Ya özet geçmeye çalışıyorum. Biliyor musun? Özet geçmeye çalıştım. Söylediklerimi hepsini söyledim. Anladınız beni dostlar. Yani bu güncelleme bence rank kasanlara faydalı olacak. Çünkü biz ne yapıyoruz? Bir gemiye binip, bir uzay gemisine binip, bir yukarı çıkıyoruz. Orada ayrı şekilde fightlamaya başlıyoruz. Ve otomatikman orada geçen süre
bizim mesela sıralamada daha şeye düşüşe kalmamıza ve daha çok artı almamıza, eksilmemize sebep Burada olacak. Burada geçen süre dünyada 5 yıl. Burada geçen 1 saat. Arkadaşlar oyunumuz açıldı. Flora Menes diyor burada. Yani bitki tehdidi. Ooo premium bir anda söylüyor ya. Flora Menes diyor. Premium crate bana nereden geldi? Premium crate. Niye ben İngilizceye sürümüne geçtim? Arkadaşlar biraz açıkçası yeni güncelleme geldiği için mutluyum. Kusura bakmayın. Biraz mal gibi gelmiş olurum sizse. Sıkıntı yok. İki tane premium sandık verdi. Niye verdi bilmiyorum. Size de verdiyse artık hepimiz için iyi olur yani. Başarımdan vermiş. Başardım ben bir şey. Güncellemeyi başardım. Yeni güncellemeyle birlikte oyunumuza yeni bir kasa gelmiş mi? Öncelikle ona bakıyorum. Gelmemiş. Yeni güncellemeyle birlikte şu soldaki her şeyi indirmem gerekiyor. Şeyler var ya. Başlıyorum. Bak solda Vikendi ama şu anda Vikendi açılmayacak, bahsedeceğim. Bak ne yazıyor? Runik güç. Abi var ya, ekranı tutup öpeceğim şimdi runik gücü. Tarihlerini vereceğiz. Sıkıntı yok. Arkanıza yaslanın, rahat olun. Değişip gelirse bir de çok güzel olur ya. Değişmesin oğlum. Bulut yaratıcılığı sana sevecekler yorumda. Hayır. Değişir derken öyle değil. Efektleri falan şeyi. Efektif olarak değişirdir. Evet. Böyle görsel efektleri. Daha böyle mesela buzu attığımızda olsun. Ha böyle sesler falan, aynen. Ne bileyim, buzu attığımızda böyle titresin yer. Yer böyle titresin. Ha benim skinleri geri almışlar Bulut. Megdar'ın nerede? Yeni güncellemede ilk güne çıkaralım. Çerçeveme bak. Oy gelmiş. Oy Fatih çerçevesi gelmiş. Allah nasıl? Niye gelmiş, sezon bitmedi ki, ne alaka? Çok iyi duruyor ama o ne? Yasaklanan çerçeve bu. Abi şeye bak. Ünvan mıydı? Gelmiş mi ünvan? Ünvan mı gel? Ünvan gelmiş mi? Bakıyorum. Bak bakayım. Gelmez ki, gelmez abi. Giriş efektine bakalım. Giriş efektine bakalım. Çok bari çerçeve niye geliyor? Nasıl? Sen giriyorum. Yo. Oyun bir çöktü gibi. O Bulut arka plan? Benim arka plan. Nereden yaptın? Gelmedi mi sana? Bana gelmedi bundan. Bana da versinler. Bir yer... Ekrana benim az önce geldi böyle, al arka plan dedi. bana da gelir şimdi, ben de şeyleri indireyim şuradaki. Gelirim. Evet, şimdi yazılarımız geldi. Yeni özellikler. PUBG Mobile direniş, buluşma, klasik biz. Ne diye anlamıyorum. Yeni oyun modu bitki tehdidi. Zaten bunu gösterdik. Metro Royale geri geldi. Yeni Royale Pass'ımıza dair info veriyor ki yeni Royale Pass'ımızın maalesef 50 seviye max ne? Max seti bu. Yani 50 seviyede bunu alacağız. Bence çok kötü. Ama şu anlık onluk hakkında konuşmak için çok erken. Ona bakarız. Onluk şu anlık konumuz o değil. Yeni arka planımız bu dostlar. Bana daha gelmedi ama sizlere gelecektir. Şimdi ben şundan bahsedeceğim size. 1.5 geldiğinde de hatırlarsanız güncellemeleri böyle 2 gün 3 gün arayla tak 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 diye, Godzilla zamanını hatırlayın. Erangel'a Godzilla geldi. Bir hafta geçti. Yok, bir hafta değil hatta. 3-4 gün geçti. Sanoko King Kong geldi. 3-4 gün geçti. Mega Godzilla geldi. Aynen o günlerdeyiz şu anda. Anlamanız için böyle söylüyorum. Öncelikle şuna bakalım. 1.6 ile ayarlarda nelerimiz değişmiş? Öncelikle panellerimizin çok daha düzenli olduğunu görüyoruz. Çok daha düzenli ve düzgün. Aynı zamanda size bahsettiğim mobilcilerin bayılacağı o özellik geldi bak. Joystick'i hani içine kadar sokuyordunuz ya, tıkladığım anda kossun karakter diye. Böyle güzel bir şekilde joystick'i kullanabilmek ya da sağ sol pik atabilmek için. O geldi abi. Bunu %100 yaptığımızda dostlar anında ona parmağınızı dokundursanız bile koşuyor yani. Problem yok. Ne kadar düşürseniz de o kadar koşmuyor. Bunu %100 olarak direkt yapın. Düşünmeyin bile, mükemmel bir ayar. Farkı göreceksiniz zaten. Efendime söyleyeyim, şöyle bir şey geldi. Bakın bu inanılmaz. Burayı çok iyi dinleyin. Buradaki önemli anlar yerini açarsanız, oyuna girdiğinizde bir maç içerisinde yaşadığınız bütün agresif anları, arkadaşınıza anlatabileceğiniz bütün sahneleri, işte iki kişi oradan geldi, bir kişi oradan pikledi, onu bombayla düşürdüm, sağa döndüm falan, bu gibi fightları ya da inanılmaz ölümlerinizi ya da arabayla yaşadığınız riskli anları vesairesi, maçtaki bütün önemli anları dostlar özet halinde kayıt alıyor. Şu özelliği açtığınız anda. Mobilcilerde büyük ihtimalle galerilerine düşer. Emülatörcülerde de dosyalar üzerinden Game Loop'un o galerilerine, bir yerlerine düşer diye düşünüyorum. Denemedim. Çok çok sorarsanız dener, sizin için bulurum. Olay bu. Bu özelliği açarsanız, ama şöyle, telefonunuzda tabii çok yer işgal edebilir bu. Telefonunuzda yer yoksa bu özelliği kesinlikle açmayın. Ya da Hermatson'u girip o video önemsizse silin. Onun haricinde eğilme ve yatma birleştirildi diye bir şey var. Ne olduğunu tam anlamadık biz.
Şey geldi. Headshot ses efekti. Bahsettiğimiz headshot ses efekti. Bak kafadan vuruş ses efektleri. İstersek açıyoruz, istersek kapalı tutuyoruz. Tabii ki de ben açık kullanacağım çünkü bana haz veriyor. O şekilde oynamayı çok severim. Bütün böyle hani oynadığım bütün oyunlarda vuruş efektlerini beğeniyorum. PUBG Mobile'a da gelmesi beni çok mutlu etti o yüzden. Şuralarda bir şeyler kesinlikle kaçırmış olabiliriz. Arkadaşını kaldırma gelmiş mi onu merak ediyorum Ablut. Hani arkadaşını sırtlayıp götürme diye bir şey getirilecek deniyordu. Kontrolden... Ha kontrollere bakalım evet. O şu anda gelmemesi sanırım daha değil mi? Burada gözükmüyor. Evet burada gözükmüyor. Görürseniz söyleyin dostlar bizlere de bizler de bilelim. Genel anlamda grafik ayarlarında herhangi bir değişiklik yok abi. Şu anlık bu kadar diyebiliriz değil mi? Bir de modumuz geldi. Sabahın da erken saatleri olduğu için dostlar güncelleyebilen çok az insan sayısı var. Zaten sizler de okuldasınız falan. Güncellemeyi yani yapabilen çok az kişi olduğu için oyun bulamıyoruz. O sebepten dolayı bu videoda şu anda gameplay yer almayacak. Ama ve lakin hemen biz bugün içerisinde yeni moda özel böyle bütün yeni gelen her şeyle birlikte çok güzel bir gameplay videosu da hazırlayacağız yarın için. Haberiniz olsun. Bu video bu kadardı. Söylemediğim hiçbir şey kalmadı diye düşünüyorum. Unuttuysam da affola. Videodan çıkmadan hala abone değilseniz abone olmayı ve birer like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.